Özel Televizyonu. Kanal T ekranlarından herkese merhaba. Gazete programıyla yine karşınızdayız. Bugün haftanın ilk günü pazartesi. Gündem oldukça yoğundu. Gündemin yoğunluğu esasen hafta sonundan geldi. Cumartesi günü Başbakan Ersan Saner kabinede bir değişiklik gerçekleştirdi. Ve Sağlık Bakanı Ali Pilli'yi görevden alarak yerine Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Ünal Üstel'i atadı. Ünal Üstel'in yerine ise Ulusal Birlik Partisi Gazi Mausa Milletvekili Resmiye Can Altay Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı oldu. Tabii bu değişiklik özellikle sosyal medyada ve ülkede deyim yerindeyse bomba gibi patladı. Özellikle Güzelyurt ve Lefke sakinleri Bakan Pilli'nin görevden alınmasına çok ciddi oranda tepki gösterdiler. Hem alınma şekline hem de bölgelerinin artık temsiliyet anlamında hükümette kimsenin olmamasına dolayı büyük oranda dert yandırır. Hatta Ali Pilli ile ilgili fan sayfaları oluşturdu. Yaklaşık 20 saatlik gibi bir zaman diliminde 11-12 bin civarında bir erişim sağlandı ki bu da çok ciddi oranda bir gruba katılım. Tabii bunların hep yansımaları bugüne de oldu. Özellikle Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu'nda Ali Pilli bir konuşma gerçekleştirdi ve Bakanlar Kurulu'nda benim uyuduğumu mu söyledin diye Sayın Başbakan Hamza Arslan Saner'e böyle bir serzenişte bulundu. Hamza Bey meclis kürsüsünden verdiği yanıtta böyle bir ifadeyi kesinlikle kullanmadığını söyledi. Ve yarın Ulusal Birlik Partisi'nde grup toplantısı olacağını ve bu toplantıda orta yolunun bulunacağını ifade etmişti ama Güzelyurt'ta Lefke'de durum pek de öyle değildi. Biz bugün Kanal T olarak oradaydık. Bölge halkına, bölge sakinlerine mikrofon uzattık. Hem Ali Pilli sempatizanlarından Mehmet Güneş, Akçay muhtarı, Mevlevi muhtarı Kanal T Haber'e özel açıklamalarda bulundular. Ve biz artık sadece Güzelyurt'ta değil, Güzelyurt bölgesi dışında da bir örgütlenmeye gideceğiz ifadelerini kullandılar. Özellikle Lefke ve Güzelyurt'un artık kabinede bir bakan olmamasından dolayı sıkıntılarını dile getirmekte çok zorluk çekeceklerini bölge halkı ifade etti. Hatta bunu bir adım daha ileriye götüreceklerini, bunu da zaman içerisinde paylaşacaklarını söylediler. Tabii diğer bir konuda Eczacılar Birliği ile ilgili de o da ilaç fiyatlarına %20 oranında artış geldiği. Bugün Eczacılar Birliği Başkanı Umut Öksüz tarafından kamuoyuna paylaşıldı. Gerekçe olarak da Türkiye'deki fiyat artışlarının yansımasından olduğu, bunun da eczacılarla alakalı olmadığı ifade edildi. Tabii bir diğer zam haberi de etle ilgili. Malum artık et fiyatları aldı başını gitti. Özellikle çok ciddi oranlarda et fiyatındaki zam ve kuzu etinde olsun, dana etinde olsun artık bir kilo kıymanın bile 70-75 TL'lere geldiği rakamlar iyice dar gelirleri zorluyor. Malum Covid-19 pandemisi var. Bu pandeminin de getirmiş olduğu sıkıntılar, işte işletmelerin kapalı olması, üretimde ciddi oranda bir düşüş yaşanması, tabii üretimde yaşanan düşüş alım gücünü de zorlaştırması, bunların hepsi beraberinde zamı getirdi. Ama biz bugün bu konuların biraz dışına çıkacağız. Özellikle son dönemlerde çok da fazla konuşulmayan Kıbrıs meselesiyle ilgili konuşacağız. Doğu Akdeniz'le ilgili konuşacağız ve Türkiye ile Yunanistan arasındaki Adalar Denizi'nde Yunanistan'ın takınmış olduğu tutumun devamını nasıl getireceğini değerlendirme fırsatı bulacağız. Zoom bağlantısımız hazırsa Profesör Doktor Hüseyin Işıksal hocamızla kendisi... Öyle mi? Birazdan mı bağlanacağız? Evet, bugün onunla Profesör Doktor Hüseyin Işıksal'ın bir yazısı vardı. Yunanistan ve Rum kesimi çözüm değil, taviz peşinde diye Anadolu Ajansı'na yaptı Hüseyin Işıksal bu değerlendirmeyi.
Bölgedeki yeni dinamiğin ana faktörünün Türk tarafının attığı adımlar ve uzlaşma isteği olduğunu belirtti. Sayın Işıksal. Tabii bunun altını birlikte dolduracağız Hüseyin Hoca ile ama tabii Adalar Denizi'nde sorunların temelinde yatan Yunanistan'ın deniz milini 6'dan 12'ye çıkarma isteği ki bu zaten Doğu Akdeniz'de de takınmış olduğu tavırlardan farklı olmayan bir durum. Türkiye'yi Antalya Körfezi'ne Doğu Akdeniz'de hapsetmek isteyen Yunanistan ve Rum ikilisi Adalar Denizi'nde ise Türkiye'yi adeta İzmir limanından çıkamaz duruma getirmek bunun peşindeler. Özellikle bölgedeki petrol ve doğalgaz yatakları konusunda Türkiye'nin atacağı adımların önünü kesmek. Bunun için de Avrupa Birliği'nden ve Türkiye'ye karşı Orta Doğu'da bir cephe oluşturan Birleşik Arap Emirlikleri, Mısır, Suriye gibi İsrail gibi ülkelerle adımlar atarak bunu da Doğu Akdeniz'de taçlandırmak isteyen bir Yunanistan var. Bunun için de attığı adımlar özellikle Türkiye Cumhuriyeti'nin mavi doktrin politikasıyla yerle bir edilmiş durumda. Doğu Akdeniz'de Türk Deniz Kuvvetleri'nin iki sondaj gemisini Fatih ve Yavuz sondaj gemilerini koruma amacıyla sağlamış oldukları üst düzey güvenlik hem su altı hem su üstü Türk Silahlı Kuvvetleri'nin kuvvetinin bölgedeki Yunan Güney Kıbrıs ikilisinin oynamış olduğu oyunlara ciddi anlamda darbe vuruyor. Tabii bunların hepsinin içerisinde bir de şey var. Yani özellikle Avrupa Birliği'nin Türkiye'yi sıkıştırma noktasında takılmış olduğu Yunanistan'la birlikte hareket etme isteği var ki bu da çoğu zaman Türkiye'nin tepkisiyle karşılaşıyor. İşte o tepkiler zaman zaman Türkiye'de özellikle batı kaynaklı dövizin yükseltilmesi olarak ekonomiye darbe vurma adı altında yapılan manipülasyonlar var. Ama bir şekilde Avrupa Birliği'nin güçlü ülkeleri Almanya gibi İtalya gibi ülkeler daha aklı selim davranarak Türkiye ile uzlaşı yolunda. Çünkü kazan kazanın her iki taraf açısından da önemli olduğunun farkındalar. Şimdi bunları hep birlikte değerlendireceğiz. Hüseyin Işıksal hocamızla, eğer hocamız hattaysa şu an. Sanırım Zoom bağlantısı daha gerçekleşemedi. O zaman şöyle yapalım Bilal. Biz iki dakikayı şöyle geçirelim. Bugün biz sabahleyin Güzelyurt'taydık. Orada yapmış olduğumuz haberler var. Özellikle esnafla ilgili. O esnaf haberimizi bir verelim. En azından izleyicilerimiz de bir görsünler. Bugün Güzelyurt'ta esnaf ne dedi açılımla ilgili. Onu bir paylaşalım. Bölge halkının bu noktada ciddi anlamda bazı yerlerde serzenişleri vardı. Bir onu paylaşalım Bilal. Malum alınan kararlarda Bakanlar Kurulu kararında Güzelyurt'ta açılım da söz konusuydu. Esnaf bugün itibariyle Güzelyurt'ta kepenklerini açtı. Bizler de Kanal T haber olarak esnafı ziyaret ettik. Duygu ve düşüncelerini aldık. Sorunları neler, sıkıntıları neler? Bu 3 haftalık pandemi süreci nasıl geçti esnaflar için? Bunları sizler için kısa bir haber VTR'si hazırladık. Şimdi ekranlarınıza getiriyorum. Evet efendim, kısmi yasağın kalkmasının ardından siz de dükkanlarınızı açtınız. Öncelikle hayırlı işler. Nereye söyleyeceksiniz? Sevinçliyiz tabii. Dükkanlarımızı tekrar Allah nasip etti açıyoruz. İnşallah bu hastalık belası da böyle erken adadan böyle dünyadan kalkar da böyle insanlar rahat ederler. Öyle yani. Mutluyuz. Peki bu Covid nasıl etkiledi sizi esnaf olarak? Bütün işlerimiz kaldı. Ekonomik olarak da etkilendik. Biz benim gibi birçok esnaf herkes etkilenmiştir yani bu Covid'den. Allah'tan hayırlısı. Öncelikle hayırlı işler. Uzun zaman sonra dükkanınızı açtınız. Ekmek tekleriniz işlemeye başladı. Neler söyleyeceksiniz? Hayırlısıyla başladık bugün. Çok teşekkür ediyoruz. İnşallah en kısa zamanda her şey yoluna girer. Bu vakalar azalır, işlerimiz de düzelir. Çünkü inanılmaz derecede etkilendik.
kısa sürede her şeyin yoluna girmesi dileğiyle başlıyoruz bugün. Hakkımıza hayır. Göreceğiz bakalım. Evet efendim, uzun aradan sonra dükkanları açtınız. Evet. Neler söyleyeceksiniz? Zor süreçlerden geçiyoruz hepimiz için. Esnaflar biliyorsunuz bu süreçleri atlatmak için zaman isteyecek. Çünkü insanlarımızın alışması ve bizim bu süreci atlatmamız zor olacak. Dilerim inşallah bundan sonra önümüzdeki aylarda daha iyi olacağını düşünüyorum. Peki nasıl geçti sizin için bu Covid-19 dönemi? Benim için çok iyi geçti. Çünkü sonuçta aileme vakit ayırmam gerekirdi. Onu ayırdım. Onları yapmam gereken işlerimi yaptım. Zor olan süreçte zamanımı mutlaka iyi değerlendirmeye çalışan bir insan oldum. Peki ekonomik olarak? Ekonomik olarak da biraz sarsıldı. Çünkü biliyorsunuz burası kira, kiralar içerisindeyiz. Bizim için çok zor, inanılmaz çok zor. Çünkü iki mağaza sahibim ve onların kirasını ödemekte zorlanıyoruz. Artı gelirimiz ve giderlerimiz çok var. O yüzden yeni gümrükten gelecek olan mallarımızı bekletmede bıraktık. Bilmiyorum yani. İnşallah hepimiz için güzel olur. Kısmi açılma bugün itibariyle gerçekleşti. Güzellik bölgesinde bir hareketlenmeye başladı. Siz de uzun zaman sonra dükkanınızı açtınız. Evet. Neler söyleyeceksiniz? Yani bu pandemi süresince evimizde geçirdik. Tabii ki çocuklarımızla vakit geçirdik. Ama açılması iyi oldu tabii ki. Güzellik halkı içinde, hepimiz içinde. Çünkü yani ister istemez etkileniyor insanlar. Ama yine de hani aileyle birlikte geçirdiğimiz sürelerde tabii ki bizim için daha çok bağlanır aileler birbirlerine. Ama açılması tabii ki hepimiz için çok iyi oldu. Ekonomik olarak nasıl etkilendiniz bu süreçte? Ekonomik olarak herkesin etkilendiği gibi tabii ki de bazı zorluklar oldu. İş yerleri açıldı ama ortada hiç insan yok. İnsanlar maddi ve manevi çok zor durumdadır. Herkes evine ekmek, süt götürme derdindedir. Keşke ay sonuna kadar kapalı kalsaydı. Zaten 3 haftadır evdeyiz. 1 hafta daha evde kalabilirdik. Hiçbir sakıncası yoktu. Hastalık da bayağı ilerlemiş. Yani herkes, esnaf da çok zor durumdadır. Çalışanlar da, evde kalanlar da çok zor durumdadır. Bilmiyorum. Hakkımızda artık hayırlısı neyse o olsun. Başka söyleyecek bir şey bulamıyorum. Sözün bittiği yerdeyim gerçekten. Evet, güzel yurtta durum böyleydi. Şimdi telefon bağlantısı gerçekleştireceğiz Hüseyin Işıksal hocamızla. Hocam hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk Mahmut. Evet hocam, bugün çok güzel bir yazınız çıktı. Anadolu Ajansı'na bir demeç verdiniz. Özellikle Adalar Denizi ifadesini kullanmanız ayrı önemli. Bunun için sizleri bir tebrik ediyorum. Teşekkür ederim. Hocam, Doğu Akdeniz ve Adalar Denizi'ni birbirinden ayırmamamız gerekiyor değil mi? Öncelikle onu bir sorayım size. İkisi farklı değil mi? Yoksa ikisi bizler için aynı anlamı mı ifade ediyor? İkisi farklı şeyler Mahmut. Burada biliyorsun Yunanların bir kendi deyimlerini ve terimlerini bize zorla bir dayatma siyaseti var. İstanbul'u hala da unutamıyorlar. Hala da Konstantinopoli diyorlar bildiğin gibi. Yine İzmir'e Simirna diyorlar ve Yunan isimlerini kullanıyorlar. Biz de bunun karşılığı kendi literatürümüzü, kendi deyimlerimizi kullanıyoruz. Yani aslında buradaki Adalar Denizi tanımı tamamıyla Ege'yi temsil ediyor. Yani biz evet. Ege Denizi'ne Adalar Denizi diyoruz. Aynı şeyden bahsediyoruz. Doğu Akdeniz'le bir ilgisi yok. Doğu Akdeniz, Doğu Akdeniz. Ama biz Ege Denizi yerine Adalar Denizi deyimini kullanıyoruz. Evet hocam, bu Adalar Denizi'nde istikşafi görüşmeler Türkiye ile Yunanistan arasında devam ediyor. Bunu nasıl değerlendiriyorsunuz? Yani makalemde belirttiğim gibi bu aslında bayağı uzun süren bir süreç. Yanılmıyorsam 61. idi. Artık tabii ki bunların bir yere varması lazım. Gönül bunu ister. Ancak Yunan tarafının tutumu bunu pek mümkün kılmıyor. Çünkü Yunanlılar, Yunanlara derdi uzlaşmaya da çözüm değil. Bunu ben defalarca vurguladım. Türkiye gayet yapıcı bir şekilde Ege'deki tüm sorunların, Ege ve Doğu Akdeniz'deki tüm sorunların tartışılmasını istiyor. Öte yandan Yunanistan'a baktığımız zaman Yunanistan ise adeta şart dayıyor. Yani diyor ki sadece deniz yetki alanlarını tartışırız. Oradaki de maksat şu, Yunanistan'ın Adalar Denizi'ndeki 6 mil olan kara sularını 12 mile çıkartmaya çalışıyor.
ve bunun için de bunu Türkiye'ye kabul ettirmeye çalışıyor. Ve esas sorunların kaynağından da olayı farklı yönlere saptırmaya çalışıyor. Yani nedir diye farklı sorunlar? Evet. İşte makamada belirttiğim gibi deniz yetki alanları sadece bir sıkıntı. Yani silahlandırılan adalar var ki bunlar Lozan Anlaşması'na aykırı. Ege'de yine kime ait olduğu belli olmayan ama Yunanistan tarafından işgal edilen pek çok ada, adacık var. Bunların statüsünün ele alınması lazım acil olarak. Yunan tarafı buna da yaklaşmıyor. Dünyanın her yerinde kara sularıyla hava suları birdir. Yani sizin ne kadar kara sularınız varsa o kadar deniz, o kadar hava sularınız vardır. İkisi birbiriyle aynı olmak zorundadır. Yunanistan'ın burada da bir anomalisi var. Kara suları 6 milken hava sularını 10 mil olarak deklar ettiler ve bunu bu şekilde kullanıyorlar, kullandıklarını iddia ediyorlar. Yani bunun gibi pek çok sorunda bunların bir paket içinde çözülmesi gerekirken Yunanistan bunların hiçbiriyle karışmadan, suya sabına dokunmadan sadece kendi çıkarları doğrultusunda 6 milden 12 mile çıkarmayı konuşmak istiyor. Peki hocam bunu başarabilirler mi? Yani bunun tabii ki başarmaları imkansız. Çünkü bir kere iki tarafın uzlaşması lazım. İki taraf uzlaşmadan böyle bir şey olması mümkün değil. Türk tarafı da zaten bu konuda uzlaşmayacağını net bir şekilde deklar etti. Yani bizim kasus belli dediğimiz uluslararası hukukta savaş nedeni sayılan bir deklarasyonla Türk tarafı bunu deklar etti. Yani Yunanistan'ın böyle tek taraflı bir hamlesi bırakın uzlaşmayı, savaş nedeni bile olabilir dedi Türkiye. Ve Türkiye bu noktadan itibaren geri adım atmayacak. Ama dediğimiz gibi Yunanistan ben yaptım oldu anlayışıyla tek taraflı bir şekilde bunları dayattırmaya çalışıyor ki bu siyasetin bir yere ulaşmayacağını anlaması lazım Yunan tarafının. Hocam Doğu Akdeniz'e geçecek olursak, Doğu Akdeniz'de de aynı güç dengesi karşı karşıya. Yani bu sefer ama Güney Kıbrıs var Yunanistan'ın yanında, Mısır var, Birleşik Arap Emirlikleri var, bir nebze İsrail var. Aynı sorunlar Doğu Akdeniz'de de yaşanıyor. Burayı nasıl değerlendirirsiniz? Şimdi burada Rum ve Yunan tarafının hedefini iyi belirlemek lazım. Benim de makalemde belirttiğim gibi buradaki amaç, burada derin bir amaç var. Yani basit bir amaç değil. Çünkü Yunan tarafı 12 mile çıkarırsa kara sularını Ege Adalar Denizi'nde %43 olan kara suların oranı bir anda %71'e çıkacak. Evet. Açık denizlerin oranı 49'dan 19,5 civarı bir noktaya düşecek. Türkiye'nin hemen hemen hiçbir kazancı olmayacak. Yani Türkiye 7.7'den 8.8'e çıkmış olacak. Yani bu tamamıyla Ege'nin Yunan Gölü olması demek. Aynı şekilde Doğu Akdeniz'e gelirsek de Rum ve Yunan iddialarını, yani Sevilla haritasını eğer ciddiye alırsak bu sefer mavi vatanımız, Doğu Akdeniz'deki mavi vatanımız 189 bin kilometreden 41 bin kilometreye inmiş oluyor ki bu da %80 küçülme demek. Tabii buradaki amaç dediğim gibi Türkiye'yi jeopolitik, bölge jeopolitiğine etkisiz bir aktör haline getirmeye çalışıyor Yunan tarafı. Evet. Bunu da nasıl yapacak? Tek başına yapamadığı için bölgesel ittifaklar kurarak Türkiye'yi yalnızlaştırmaya çalışıyor. Böyle bir enerji ve güvenlik düzeni kurmaya çalışıyor. Çünkü tek başına Türkiye'ye karşı hiçbir şans olmadığı için bunu ittifaklar yoluyla yapmaya çalışıyor. Tabii şöyle bir gerçek var. Yani bütün ittifakları kursun Rum ve Yunan tarafı yine bir sonuç alacağını düşünmüyorum. Ama buna karşı olarak da yine Türkiye'nin bazı hamleler yapması lazım görüşündeyim. Bu da Yunanların kurmaya çalıştığı bu ittifakı bölerek, parçalayarak oradaki birkaç üyeyle gerekirse özel anlaşmalar yaparak bu çabalar da bir şekilde boşa çıkarılabilir. Yani burada Türkiye'nin sahada güçlü olması, jeopolitiğinin güçlü olması ya da askerinde güçlü olması tek başına yeterli gibi gözükse de bu rahat bir manevra alanı sağlamıyor Türkiye'ye. Bizim de aynı şekilde karşı hamleye geçmemiz gerektiğini düşünüyorum ben. Hocam şu an bu karşı hamleye geçilebilecek olsa dahi sizce en yakın partner ülke hangisi olur? Yani şimdi bunu aslında bir bireysel olarak algılamamak lazım. Bunu bir bölgesel yaklaşım olarak belki de kabul etmek lazım. Yani bir çekmek yerine
bir yeni bir diplomasi anlayışıyla birçok aktörle bir araya gelmek lazım. Ben hep şunu söylüyorum, yani ülkelerin çıkarlarında hiçbir ülkenin uzun vadeli çıkarı yoktur. Kısa vadeli çıkarları vardır. Ve çıkarları her zaman en önde gelir. Yani o çıkarlar çoğu zaman sizin bazı ön yargılarınız bile öne geçmek zorundadır. Zaten ömür boyu dostluk bekleyemezsiniz hiçbir ülkeden. Bunu ancak belki kardeş ülkelerle, ne bileyim Azerbaycan'la falan bekleyebilirsiniz. Ama onun dışında zaten hiçbir zaman %100 güvenilirlik olmaz uluslararası ilişkilerde. Bu göz önünde bulundurarak, yani bölgenin güçlü ülkeleri belli. Mısır çok ciddi bir ülke bölgede, çok net bir şekilde ortaya çıkıyor. Yine İsrail'i seversiniz sevmezsiniz, önemli bir ülke. Suudi Arabistan pek çok Arap ülkesinin, özellikle Körfez ülkelerinin çok sözünü takip ettiği bir ülke. Ki bu ülkelerle geçmişte zaten çok iyi ilişkimiz vardı. Ondan dolayı ben Rum ve Yunan tarafının bu hesaplamasında o hata yaptığını düşünüyorum. Yani onların içindeki Türkiye düşmanlığı belki kalıcı ama diğer ülkelerde böyle kalıcı bir düşmanlık olduğunu düşünmüyorum ben. Bu noktada da yakınlaşma olabilir diye düşünüyorum. Hocam, Mısır'la ilgili bir şey sormak istiyorum size. Nasıl bir Mısır dünya hali içerisindeki, ruh hali içerisindeki en azından yönetimi Türkiye ile anlaşma yapsa daha çok alanı kazanacakken gidiyor hiç uzaktan yakından alakası olmayan Yunanistan'la Doğu Akdeniz için anlaşma imzalıyor ve büyük oranda deniz alanlarını kaybediyor. Bu haritalarla ortada. Bunu neye bağlamalıyız? Ben bunu savaş değil. Yani ta Mısır'ın kurulduğu günden beri Müslüman kardeşlerle daha seküler olan taraflar arasında, ki bu ilk Cemal Abdülnasır'dı, sonra askeri kesimler oldu. Yani askeri kesimlerle Müslüman kardeşler arasında çok uzun süredir süre gelen bir çarpışma var. Ve bu çarpışma da hiçbir zaman bitmeyecek. Çünkü halkın demografik yapısına baktığınızda da Müslüman kardeşleri tamamıyla imha etmeniz mümkün değil. Ne yaparsanız yapın. İşte bu noktada Mısır'ın kendi içindeki o sıkıntılı süreç ve sorunları maalesef Türkiye olan ilişkilerine de yansıdı. Ama ben şöyle düşünüyorum. Yani Mısır'daki belki iktidar da belli bir güven bunalımını aştıktan sonra belki otoritesini daha meşruiyetini daha sağlamlaştırdıktan sonra onlar da Türkiye'ye karşı daha olumlu adımlar atacaktır diye düşünüyorum. Ama bunun yanıtı dediğim gibi Mısır'ın içindeki siyasal mücadele yıllardır. Peki hocam, son olarak Kıbrıs'la bitirelim. Kıbrıs'ı önümüzdeki günlerde ne bekliyor? Özellikle bir beşli zirve gündemde, 5+1. Bununla ilgili görüşleriniz neler? Şey, Kıbrıs'a çok şey oluyor tabii. Bunu kısaca özetlemeye çalışırsak, bildiğiniz gibi yeni bir cumhurbaşkanımız var Sayın Ersin Tatar ve yeni cumhurbaşkanımızın da yeni bir vizyonu ve güçlü bir vizyonu var. Bu doğrultuda oluşturulan bir takım var. Ben de bir takımın bir üyesiyim, müzakere üyesiyim aynı zamanda. Şimdi burada tabii ki insanlar bir anda büyük gelişimler beklemesin. Bunun bir de öncelikle altını çizeyim ama şunu söyleyelim. Yani bizim en azından gideceğimiz yön doğru bir yön. Yani bu azmimiz var. Yeni bir siyaset anlayışımız var ve biz Kıbrıs'ta çözüm istiyoruz. Yani çözümcülük oynamak yerine gerçekten Kıbrıs'ta çözüm istiyoruz. Bunun da şu andaki oluşan konjonktürün dışına çıkıp
Ancak yeni ve yaratıcı fikirlerle bu işin olabileceğini düşünüyoruz. Ve Rum tarafına da win-win prensibini öneriyoruz. Çünkü evet. Rum tarafında bugüne kadar bildiğiniz gibi yanlış bir algı var. Yani o algı nedir? Kıbrıslı Türklerin belli bir kısmını kandırarak bir federal sistem çatısı altında aslında azınlık haklarına benzeyen bir hakla tüm Kıbrıs'ın kontrolünü sağlamak ve bunu da inandırdıkları bir kesim sayesinde Kıbrıs Türk tarafında bunun olabileceği yanılgısı var. Ama artık değişen konjonktürün Kıbrıs Türklerin duruşunun ve uluslararası konjonktür ve Kıbrıs meselesini daha bağımsız, daha net okuyan bir duruş olduğunu er ya da geç görecekler. Kıbrıs Türk halkının ve Kıbrıs Türk iradesinin ortaya koyduğu çözüm bir kere uluslararası hukuka aykırı değildir. Tam tersine dediğim gibi win-win prensibini kapsamaktadır. Eğer Rum tarafı bu yeni çözüm önerimize bir yaşama şansı verirse onlar da çok yanacaklardır ki aslında bu durumdan en karlı çıkacak olan yine Rum tarafıdır. Çünkü şu andaki konjonktürde Rum tarafının alacağı herhangi bir şey yoktur. Ama bizim win-win anlayışımıza göre gerek Türkiye olan ilişkileri, gerek ticaret, gerek ekonomilerine kazanacakları milyarlarca euro, gerek askeri harcamalarındaki azalma olsun, gerek hidrokarbon konusunun çözümü olsun, pek çok konuda aslında kendi ekonomik darboğazdan çıkabilirler. Biz dediğim gibi doğru yönde emin adımlarla ilerleyeceğiz. Ve günün sonunda ben Kıbrıslı Türklerin önemli kazanımlar elde edeceğini düşünüyorum. En azından davamızı tüm dünyaya daha net ve iyi bir şekilde anlatacağımızı düşünüyorum. Ama dediğim gibi bunlar zamanla olacak, yavaş yavaş olacak şeyler. Biz bu doğrultuda yeni gayretli görüşmeye gideceğiz. Ve bütün görüşlerimizi net, anlaşılır ve güçlü argümanlara savunacağız. Peki hocam, çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olun yayınımıza katıldığınız için. Ben teşekkür ederim Mahmut. İyi yayınlar diliyorum sana. Teşekkür ederim hocam. Evet, Cumhurbaşkanlığı Uluslararası İlişkiler ve Diplomasi Özel Danışmanı Müzakere Heyeti Üyesi Profesör Doktor Hüseyin Işıksal hocamız da Kıbrıs meselesini, Doğu Akdeniz'i ve Adalar Denizi'ni konuştuk. Yarın Kanal T Haber canlı yayınlarıyla yine devam edecek. Sabah 10.20, 11.20, 12.20'de biz dışarıda olacağız. Sabah sizlerle Serhat abi olacak ve gün boyu yayınlarımız devam edecek. Yarın yeni bir gazetede ve canlı yayınlarda görüşmek dileğiyle esen kalın.